Evet dostlar, herkese merhaba. Arkadaşlar bugün farklı bir video ile beraberiz. Bazı arkadaşlarımız üzülebilir, bazıları da sevinebilir. Şimdi buradaki ayırdığımız kuşlar arkadaşlar bizle beraber kalacak kuşlar. Bir önceki videolarda da belirtmiştim arkadaşlar, yüksek boy kuşlar, yani biraz daha yavaş yavaş filo tarzına geçeceğimi söylemiştim. O yüzden en iri kuşlarımdan sevdiklerimi bu şekilde ayırdım. Tabi hepsini seviyorum. Gerçekten yani sevmediğim kuş yok. Bu kesimde arkadaşlar ilana atılacak, satılacak kuşlar. Beni zaten çok geçmişten bu yana takip eden dostlarım vardır. Her zaman için daha iyisini yapmak için elemeler yapmamız lazım. Biliyorsunuz. Çünkü bu işin uğraşı zordur. Yani hem bunları tutarak hem de ekstra 100'er tane kuş alarak devam edemeyiz. Ortalama kuşumuzun 100 taneyi geçmemesi gerekiyor. O yüzden bu şekilde bir yol izliyoruz açıkçası. Bunları eledikten sonra arkadaşlar şöyle güzel nakışlar, kırmızı sarı nakışlar, ondan sonra yüksek boy fitilliler. Zaten 16 tane uçanımız kalacak burada. İçeride kendi yavrularımız da var. İstanbul yavrularımız da geliyor aynı şekilde. İşte İsrail yavrularımız da var. Nakışlarımız var arkadaşlar. Her türlü kuşumuz var. Alttan yavrudan da aynı şekilde ufak ufak kışa kadar arkadaşlar filolarımızı dizeceğiz. Yazın aldığımız yavrularla. Burada 35 tane kuş var arkadaşlar. 35 tek kuş. Herkes benim nasıl emek ettiğimi bilir bunlara. Bu kuşların çoğu zaten İstanbul kuşudur. Kendi yavrudan aldığımız kuşlarımız var içerisinde. Biz bunları hep kafes kuşu olarak aldık arkadaşlar. İstanbul'dan, yani Çitli'den seçtik. Hep çitliydi bunlar. Dişili erkekliydi. Dişilerini verdik. Erkeklerini burada uçurduk. Ham kuşlarda söktük, emek ettik. Gerçekten çok güzel bir tablo oluştu. Yani çok iyi bir yere geldik. Bu kuşların hepsi Trabzon dışında uçmamış kuşlar arkadaşlar. Uçumuna da garantili bir şekilde veriyoruz. Zaten bir sonraki videolarımıza bakacak arkadaşlar da, önceki videolarımıza çok pardon, bilecektir. Ha, içerisinde var bir iki tane dışarıdan. Şu an bu kuşların içinde. Onları da zaten verdiğimiz arkadaşlar nereli olduğunu söyleriz. Kuşumuz insin arkadaşlar. Aynı kuştan iki tane olması da bence gereksiz. O yüzden genel anlamda tek tek yapmaya çalıştık kuşları. Sarı Urfalımız da geldi. Ayrılıp gitmiş. Mesela Sarı Urfalı benim en eski kuşlarımdan arkadaşlar. Bu kuş bende bir sene civarı aşağıda kaldı. Ondan sonra bir sene burada kaldı. Yani 2 senelik kuşum hemen hemen. Zaten kendimize ayırdığımız kuşları da biliyorsunuz. Onlar da eski kuşlarımız. Ve yüksek kuşlarımız. Ben çocukluğumdan bu yana arkadaşlar hep hayalimdi yani böyle yüksek kuşlar. Ondan dolayı mesela İspir falan da çok güzel. Bunun içerisinde hala benim çıkartmak istediğim kuş var. Ama ben kendi kendime 15 kuş belirledim. Dedim ki 15'in dışında çıkartacağım diye belirledim. Yoksa şu Kara Alaca Hollanda var, yanındaki Kara Gezbak yüksek kuş. Yani epey yüksek kuş var. Hala kuşun içinde. Şinasi'ni tekini ayırdım mesela, tekini bıraktım. İki tane fazla arkadaşlar, bir tane yeterli.
kırmızı gümüş 3 tane var içinde. Üçü de birbirinden farklı. Biri düz kuyruk, biri kafes kuyruk. Biri kafes kuyruk kepezli. Bak şu kuş da yani uçuyor. Ya, mükemmel bir kırmızı gümüş. Ha, bu arada arkadaşlar ben kuşu bedavaya vermeyi de düşünmüyorum yani. Değeri gelirse gidecek. Yani kafamdaki rakamı tutturursak vermeyi düşünüyorum açıkçası. Yani şu kuş şu an dışarıda 1000 lira. Şunun uçanı. En az. Durum bu şekilde dostlar. Böyle bir bilgilendirme videosu tarzında bir şey çekmek istedim size. Videoyu paylaştığımda belki bu kuşlarımız verilmemiş olur, satılmamış olur. İlgilenen olursa yardımcı olurum. Tek vermek istemiyorum dostlar. Yani çok uğraştırıyor çünkü. Tek olarak. Ha mesela bakın şu göv aynalı gibi kuş var ya, bu kuş yani mükemmel bir kuş, boylu da bir kuş. Ama tercih etmem gerekiyordu. İki kuşun arasında onu tercih ettim. Mesela şurada bizim şu kuşumuz var. Ya bu ya onu seçecektim. Bunu seçtim. İlk kuşum buydu çünkü o daha sonra gelmişti. Yapışkanımız da var. Yani dediğim gibi anlaşıp verirsek gerçekten mükemmel bir parça almış olacak alan kişi. Kuşların hepsi sökük. İşini bilen kuşlar, sağa sola konan kuşlar değiller. 35 tane. Kuşun içi rengarenk yani, öyle söyleyeyim. Bak 3 renk balina var kuşun içinde. Gümüş kuyrukların hepsi var. Ondan sonra sarı güllü, kırmızı güllü, mavi güllü, baştan kırmızı, baştan kara, baştan sarı. Kuşun rengi detayı güzel. Dediğim gibi yeni eklemeler olacak. Onun için alttan çıkması lazım. Çünkü ne kadar çok kuş o kadar uğraş. Hastalığı, teferruatı çoğalıyor dostlar. İnşallah her zaman daha iyisine doğru gideceğiz. Çünkü biz bir hobiyi bırakamayız. Her daim iyisine. Bu işin sonu yok. İyisinin de iyisi var. Yoksa bizim kuşumuz kötü değil yani. Şu kuşlar hep tek tek seçilmiş kuşlar yani. Altta da uçurmaya başladılar. Bakın. Burada da uçurmaya başladılar. Evet dostlar. İki şinasiye ayırdık. Şinasinin kısmeti olursa diğer renklerini de yapacağım. Ehlez var. Sarı İsrail var. Ehlez'in bir tık iri boynu da koyacağım arkadaşlar bu kuşun içine. Sarı Sanfur zaten bizim burada ilk uçanlarımızdan. O kuşa kıyıp da veremem ben. İspir Müsevit versek bir daha bulamayacağımız kuşlardan. Böyle bir takım ayırdık arkadaşlar. Kara Aynalı. Ya aslında mesela fiyat bakımından baksam şu kara aynalının yerini oradan başka kuş da seçebilip koyabilirim ama orayı da öldürmek istemiyorum. Yani orada da kuşun dizaynını öldürmek istemiyorum. Yoksa onu verip kara gümüş kepezli mesela muhteşem bir kuş. Allah nazarlardan saklasın. Bak şu kuş mesela çift renktir. Bir tarafı başka renk, bir tarafı başka renk bu kuşun. Arkadaşlar kanalımıza hala abone olmayan varsa sizlerden ricam abone olun. Abone olarak destek verin arkadaşlar. Görüş ve önerilerinize her daim açığım.
Bizler diğer kanallar gibi değiliz. Görüş ve öneriler bizler için gerçekten önemlidir. Belirtin, ona göre hareket ederiz gerekirse. Herkese canı gönlünden teşekkür ediyorum dostlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere.